24 Şubat'ta başlayan Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan bu yana 2 haftayı aşan bir süre geçti. Hızla devam eden savaşın ardından Ankara'da da savaşı protesto etmek isteyen Ukraynalı vatandaşlarımız ve Ankaralı hemşehrilerimiz şu anda Ulus Heykel Meydanı'nda ortaklaşa bir basın bildirisi yapacaklar ve hemen ardından da Rusya'yı protesto edecekler. Basın arka tarafını boşaltalım. Pardon. Sevgili Türk halkı, dostlarımız, Rusya'nın 3 günde bitirmeyi planladığı işgalin süresi 2 haftayı geçti. Ukrayna'nın direnişini kıramayan Rusya, Suriye'de uyguladığı ve sivil asker gözetmeyen taktiklerini uygulamaya başladı. Moralimizi ve umudumuzu kırmak için köylerimizi bombalıyor. Ama her şeye rağmen halkımız direniyor. Hatta silahsız bir şekilde tankların önünde durarak işgalcilerin geçişini engelliyor. Ele geçirilmiş binaların çevresinde protestolar düzenliyorlar. Geçen gün Mariupol'deki kadın doğum hastanesini bombaladılar. Bu savaş suçunu aklamak, bir kılıf bulmak için önce orada askerlerin olduğunu söylediler. Sonra yalanlarını büyütüp biyolojik silah geliştirdiğini söylemeye başladılar. Antalya'daki yapılan toplantıda Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un söylediği tek doğru şey Mariupol'deki hastaneyi vurduklarını kabul etmesidir. Bunun dışında yaptığı açıklamaların hepsi yalandır. Ve bu yalanlar onları Lahey'deki mahkemeden kurtaramayacaktır. Mariupol günlerdir kuşatma altında bombalanıyor. Rusya sivillerin hayatını hiçe sayarak her yere saldırıyor. Bugüne kadar sadece Mariupol şehrinde 1582 sivil hayatını kaybetti. Ölenlerin arasında onlarca da çocuk var. Buna rağmen Rusya hala Ukrayna'yı faşist olmakla suçluyor. Sorarım size, bu durumda kim faşist? Rusya hem siviller için yeşil koridorlar açacağını söylüyor. Hem de sivillerin tahliyesini ve bölgeye gelen yardımları sürekli bombardımanlar ile engelliyor. Tahliye yollarına mayınlarla tuzak kuruyor. Şehirde altyapı çöktü. Elektrik ve su yok. 90 yıl önce Stalin Ukraynalıları yok etmek için onları planlı bir şekilde aç bıraktı. Bizim Holodomor adıyla andığımız bu olayı şimdi Putin tekrarlıyor. İnsanlar yine dondurucu soğukta açlığa mahkum ediliyor. Lavrov'un biz Ukrayna'ya saldırmıyoruz, başka ülkelere de saldırma gibi bir niyetimiz yok sözüne dikkatinizi çekerim. Bu tüpedüz tüm dünyayla dalga geçmek, Rusya'nın komşularını açıkça tehdit etmektir. Şunu unutmayın, Rusya için en değersiz şey insandır. Bunu sürgün yaşayan, büyük acılar çeken Kırım Tatar dostlarımız da bilir.
Bu Sovyetler döneminde de böyleydi. Şimdi de böyle. Rusya yaptığı ve yapacağı savaş suçlarını aklamak için yalan söylüyor. Ve söylemeye bu yalanları abartarak tekrarlamaya devam edecek. Sevgili Türk halkı, dostlarımız, lütfen Rusya'nın açıklamalarına her zaman şüpheyle yaklaşın. Yalanlara kanmayın. Dünya Rusya'yı izole etmek için önemli adımlar attı. Ancak bu yaptırımlar Putin'in kuklası Belarus Başkanı Lukashenko için de yapılmalıdır. Ülkesini Putin'in emrine vermiş, kendini topraklarından Ukrayna'ya saldırmasına izin vererek işgale destek vermektedir. Tekrar Türk halkına tüm destekleri için teşekkür ediyoruz. Savaştan kaçan Ukraynalılara kapılarını açanlar, insani yardımlar getirenler, bağış yapanlar, her gün içimizi ısıtan, bizi duygulandırılan mesajlar alıyor. Onlar yaşıyor, olaylar yaşıyoruz. Her gün sizlerin misafirperverliğinize, gönlü zenginliğinize tanık oluyoruz. Bildiğiniz gibi dost kötü günde belli olurmuş. Şu açık ki Türkiye ve Ukrayna dost iki ülkedir ve bu öyle olmaya ebediyen devam edecektir. Teşekkürler Türkiye. Slava Ukrayna! Yaşasın Ukrayna! Rusya idina koy! Rusya idina koy! Değerli basın mensupları, saygıdeğer katılımcılar, Kırım Derneği adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 1994 yılında imzalanan Budapeşte memorandumu gereğince Ukrayna sahip olduğu nükleer silahlardan vazgeçerek üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmişti. Ukrayna'nın bu insanlığa vermiş olduğu güzelliklerden sonra garantörlerden olan Rusya bugün Ukrayna'nın topraklarını işgal ederek karşılık verdi. Diğer garantörlerden olan Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık ise yükümlülüklerini yeterince yerine getiremediler. Uluslararası hukuku ayaklar altına alarak Ukrayna'yı işgal eden Rusya insanlığın bütün değerlerini pervasızca çiğniyor. Savaş suçu, soykırım suçu yanında insanlık suçlarını pervasızca işlemeye devam ediyor. Yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan 2 milyon Ukraynalıyı vatanından ayırıyor. Binaları, okulları, hastaneleri sürekli bombalarken savunmasız sivillere, yaşlılara, kadınlara hatta masum çocuklara acımasızca ölüm kısıyor. Yasaklı misket bombaları ve tost roketleri yanında İskender füzelerinin yüzlercesini 17 gündür şehirlere yağdırırken kirli yalanlarını kullanmaktan da geri kalmıyor. Ukrayna'ya saldırmak gündemimizde yok demesinin birkaç gün sonrasında Ukrayna'yı işgal eden Putin'in bu defa Dışişleri Bakanı Lavrov 2 gün önce bütün dünyanın gözünün içine baka baka Ukrayna'ya saldırmıyoruz diyebiliyor. Mariupol'de bombalanan çocuk hastanesi hatırlatıldığında pişkinlikle orası askeri üs olarak kullanılıyordu diyebiliyor. Yine bu hastanede bombalardan sağ kurtulan bir müstakbel annenin yüzündeki dehşeti görüntüleyen fotoğrafını modellik mesleğini icat ederek olarak nitelendiriyor. Ancak Marianna'nın dün doğurduğu çocuğu bugün yine onları yalanlıyor.
büyük umutlar beslemekle birlikte bombalayarak yanına çekmeye çalıştığı Rusça konuşanların yoğun olduğu şehirdekiler de karanlık bir Rusya yerine tereddütsüz olarak özgür bir Ukrayna'yı savunuyor. Öldürmeyi, yok etmeyi, yakmayı, yıkmayı iki edinen acımasız, zalim, işgalci Rusya'ya karşı yaşamayı, var olmayı, egemenliği, özgürlüğü önceleyerek vatanını kahramanca savunan Ukrayna'nın şanlı direniş karşısında saygıyla eğiliyoruz. Yaşasın Ukrayna! Slava Ukraini! Yaşa Türkiye! Yaşa Ukrayna! Yaşa Türkiye! Yaşa Ukrayna! Yaşa Türkiye! Yaşa Ukrayna! Yaşa Türkiye! Yaşa Ukrayna! Вітер
Нашому полі глухар. Афанди. Байрактар!